Mahkumların çok fazla boş vakitleri olduğu da bir gerçek. Temenni de bu vakitlerini yaptıklarını, suçlarını düşünmek için kullanmaları olsa da işler ne yazık ki bu şekilde yürümüyor. Düşüncelerini tehlikeli şeyler, birbirlerini ya da hapishane personeline zarar verecek tehlikeli aletler tasarlamak üzerine yoğunlaştırdıkları da oluyor. El yapımı silahlar üretmek gibi. Sizler için bugüne kadar hapishanelerde mahkumlar tarafından yapılmış en tehlikeli ve ölümcül 7 silah listeledik. Kampçı. Hapishanelerde çok rastlanmasa da silah gerçekten dehşet verici. Kampçı adı verilen bir sopa, bir şerit ve şeridin ucuna takılmış keskin jiletlerden oluşan bu alet 1996 yılında Hamburg cezaevinde ele geçirildi. Daha sonra yönetim tarafından el konularak imha edildi. Uyuşturucu bağımlısı bir mahkum sağlık birimine gittiğinde kendisine daha fazla metadon verilmesini istedi. İsteği reddedilince agresifleşti ve bir neşter alarak hemşireyi ölümle tehdit etti. Yaşanan olaydan sonra mahkumun hücresi arandı ve yaptığı kampçıya rastlandı. Olayın ardından tutuklu birkaç hafta tecrit cezası aldı. El yapımı bıçaklar. El yapımı bıçaklar, hapishanelerde mahkumlar arasında en yaygın kullanılan silahlardan. Mahkumların diş fırçasına ulaşması son derece kolay olduğundan bıçakları genellikle diş fırçalarından yapıyorlar. Keskinleştirilen diş fırçalarına sap olarak eklenen tıraş bıçakları onları kullanılır hale getiriyor. 1994 yılında Almanya'da bir hapishanede yapılan bir arama sırasında marangozhanede çalışan işçiler tarafından yapılmış son derece tehlikeli bıçaklar ele geçirildi. Bıçaklar haç figürlerinin içine saklandıkları için fark edilmeleri oldukça zordu. Fakat gardiyanlar tarafından yakalandılar ve imha edildiler. El yapımı hapishane tabancaları. El yapımı tabancalar muhtemelen hapishanede yapılan el yapımı silahların en tehlikelileri. Kanada'daki bir ceza infaz kurumunda bu silahlarla ilgili bir kural bile var. İşe yeni alınan bir gardiyan el yapımı silahlarla ilgili bilgi sahip olmak ve ayrıntıları öğrenmek zorundu. Ölümcül boyutlarda tehlikeli olabilen bu silahların gizlenmesi oldukça kolay. Çünkü mahkumlar silahları parçalara ayırarak saklıyorlar. Bu da silahların fark edilmesini ve yakalanmasını oldukça güç kılıyor. Parçalar tek başlarına oldukça zararsız görünüyorlar ve mekanizmayı bilmeyen bir gardiyan tarafından fark edilmeleri pek de mümkün değil. Parçaların küçük olması ise yakalanma ihtimalini daha da düşürüyor. Silahların büyüklüğü genelde bir kalem boyutunu bile aşmıyor. Yani bütün haldeyken bile onları fark etmek yine de çok zor. Kanada'daki bir hapishanede yakalanan boyutları oldukça küçük el yapımı bir tabanca, bir mekanik parçanın içine gizlenmişti ve 22 kalibrelik mermi atabiliyordu. Aynı kalibrede mermi atabilen Kaliforniya'daki Folsom cezaevinde yakalanan silahsa silikon tabancası kullanılarak yapılmıştı. Mızrak. Günümüzde mızraklar mahkumlar arasında oldukça yaygın şekilde kullanılan silahlardan biridir. Mızraklar genelde sıkıca yuvarlak rulo haline getirilmiş gazete ya da dergilerin kumaş ya da başka bir maddeyle kaplanmasıyla yapılıyor. Bu yöntem silahların ağırlık olarak hafif ama sert olmasını sağlıyor. Silahın ucuna eklenen bir parça metal ise darbe alan kişide oluşan kesikleri daha da kötü hale getiriyor. Mızrakların son derece ölümcül olabildikleri bir gerçek. En azından bu şekilde öldürülen kayıtlara geçmiş bir kurban var. 1985 yılında bir grup mahkum haftalar boyunca gardiyanların koridorda yürürken attığı adımları takip ederek saydılar. Bu şekilde gardiyanların kaç adımda hücrenin önüne geldiğini hesapladılar. Bir kontrol sırasında çavuş Hall Bridgen hücrenin önüne gelene kadar beklediler ve çavuş hücrenin önüne geldiğinde mızrakla kalbini hedef alarak ölümüne neden oldular. Mınçıka. Lorenzo Pollard 12 Eylül 2011'de hırsızlık suçuyla hüküm giydi ve Amerika Missouri'deki orta güvenlikli St. Louis hapishanesine yerleştirildi. Hücresinde yaptığı silahla basit silahların bile ne kadar güçlü ve ölümcül olabileceğini hepimize kanıtladı. Sandalye bacaklarını ve çarşaf parçalarını kullanarak ev yapım bir mınçıka yapmayı başaran mahkum bu silahla 7 gardiyanı yaraladı. Çıkan karmaşadan faydalanarak çitleri aşmayı başaran Poland hapishaneden kaçmayı başardı. 2 günlük kaçıp saklanma serüveninin ardından 3. gün yakalanarak tekrar cezaevine getirildi. Shotgun. Hapishanelerde yapılan silahlar arasında hiç şüphesiz ki zirvenin sahibi olan silah Almanya'daki bir hapishanede yatan iki mahkum tarafından yapıldı. Mahkumlar namlu için metal yatak başlığı, sap içinse perde parçalarını kullanmışlardı.
ateşleme sistemini ise piller ve kırık ampul parçaları sayesinde işler hale getirdiler. Mahkumların bu silah için oldukça fazla zaman harcadıkları son derece açık. Ama çabaları boşa gitmemiş olacak ki çalışan bir shotgun yapmayı başarmışlar. 21 Mayıs 1984'te bu silahla birini rehin aldılar ve bir araba çalarak kaçmayı başardılar. Arbalet. Saint-Denis Hapishanesi, Kanada'nın en yüksek güvenlikli infaz kurumlarından biri. 1998 yılında hapishanede yapılan bir arama sırasında çamaşırhanenin kurutma bölümünde arbalet ele geçirildi. Arbaletin yapımında diş fırçası, çakmak taşı, maşa, ip, hatta kulak temizleme pamukları gibi pek çok eşya kullanılmıştı. Arbaletin okları ise sıkıca rulo haline getirilmiş kağıt parçalarıydı. Cezaevi yönetimi silaha el koydu ve test etti. Silah gerçekten çalışıyordu ve son derece etkiliydi. Arbalet okları 40 metre uzağa kadar gönderebiliyordu.